Ülke puanımız için çok önemli. Kesinlikle. Evet. UEFA'da çok konuşuluyor milli maçtan sonra ama bugün İrfan Can da golden sonra takım olarak gol sevincini Mehmetçi'ye selam göndererek paylaştılar. Çok güzel anlardı elbette. Golün sonrasındaki tezahüratlarda neler söyleyeceksiniz? Yani bizim hepimiz Mehmetçiyiz. Biz hep öyle doğarız. Türk milleti, Türk erkeği doğarken Mehmetçik doğar. Dolayısıyla duygusunu, sevgisini haklı bir mücadelemizde terör örgütüne karşı bu mücadelede duygularını selamla, asker selamıyla Mehmetçiğimize yollamak, komutanlarımıza yollamak bizim en doğal hakkımız. Kimin ne düşündüğü çok önemli değil. Ben dün bir röportaj yaptım. Orada da röportajda da aynı şeyi söyledim ki bugün UEFA delegesine de aynı şeyi söyledim. UEFA'nın bu çifte standardı bırakması lazım. Aynı selamı Fransız oyuncu Macron'a verdiği zaman bir problem yok. Bizim oyuncumuz, bırakın devlet başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a selam vermeyi, sahadaki golden sonra verdiği asker selamından dolayı rahatsızlık duyuyorlar. Ben gol olur, inşallah selamı verirsiniz dedim. Onlar da bu hediyeyi Mehmetçiğimize yolladılar. Biz bundan sadece onur duyarız, gurur duyarız. Onların ne düşündüğü hiç önemli değil. Çifte standardı bıraksınlar, herkese eşit olsunlar. Ben burada özellikle rakip takımın başkanıyla bugün öğlen yemeği yedik. Kendisine teşekkür ettim. Neden teşekkür ettim? Bu asker selamının bir duygu olduğunu, bunun çok normal olduğu diye bir şey vermiş, demeç vermiş. Ondan dolayı tebrik ettim. Dolayısıyla bu çok doğal. Oyuncularımı, başta İrfan Can'ın özellikle bu golünden sonra çok mutlu olduk. Biliyorsunuz Başakşehir'in son dönemlerde özellikle milli takımda baktığınızda Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi, Beşiktaş, Trabzon gibi güzide takımlarımızın milli takımın ilk 11'inde iki oyuncusu var. Bizim Başakşehir olarak 3 tane A takımda ilk 11 oyuncumuz var. Mert, İrfan Can ve Mahmut. Artı 2 diyorum. Emre Belezoğlu da futbolu bırakacakken 4 yıl sonra onu da Fenerbahçe'ye, yuvasına ve milli takıma kazandırmış olduk. Ve artı Cengiz Ünder. Dolayısıyla çok şükür Başakşehir her geçen gün daha iyi gidiyor. Ümit milli takımın kaptanı gene Berkay aynı şekilde. Cemali Solbek aynı şekilde. Dolayısıyla emin adımlarla gidiyoruz. Tabii diğer takımlarımız da inşallah Beşiktaş galiba son anda penaltıyı kaçırmış. Ona çok üzüldüm. İnşallah Trabzon bizden sonra oynuyor. İnşallah o galip gelir. Ülke puanı için çok önemli. Başkanım, hazır sizi yakalamışken şunu da sormak istiyorum. Fikret Başkan'dan sonra Kulüpler Birliği yeni başkanı seçecek. Siz daha önce bu görevi yürüttünüz. Tekrar aday olmayı düşünür müsünüz? Ya da böyle bir teveccüh gösterilirse bunu kabul eder misiniz? Şimdi değerli arkadaşlar, ben Kulüpler Birliği Vakfı'nı 3 yıl onurlu şerefli yaptım. Burada her kulüp başkanımız bunu yapacak kalitede. Dolayısıyla ben Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı, tüm kulüp başkanları aradı beni, sağ olsunlar. Böyle bir teveccüh gösterdiler ama aday olmayacağımı söyledim. Kesinlikle düşünmediğimi de söyledim. Ama burada gerek Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu'nun genel anlamda öyle bir düşünce olduğunu biliyorum. Ahmet Bey'e de biz destek vereceğimizi, Mehmet Sevil de gene onunla beraber yeni dönemde Kulüpler Birliği'nde çok faydalı olacağına inanıyorum. Dolayısıyla eğer Ahmet Bey aday olursa biz Ahmet Bey'e destek veririz. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.